Galatasaray'daki gelişmeleri Emre Kaplan'a soracağız. Oldukça yoğun bir hafta sonuydu ama bu yoğun günler devam edecek gibi görünüyor Emre. Kulislerde neler konuşuluyor sana soralım. Sinem aslında yoğunluğun başlangıcı olmuş oldu. Mali kongre Burak Elmas yönetiminin idari olarak ibra edilmemesiyle birlikte seçim takvimi başladı ve aslında yönetimde çok fazla vakit kaybetmeden, çok fazla oyalanmadan dün itibariyle seçim takvimini açıkladı. 23-30 Nisan olarak belirlendi. Tabii bu fiili olarak 30 Nisan'da gerçekleşecek bir seçimi işaret ediyor bize. 8 Nisan'a kadar da, 8 Nisan saat 17'ye kadar da divan kuruluna, divan başkanlığına adaylığını açıklayacak olan isimler listelerini sunmak zorundalar. Biraz kısa bir takvimde bütün adaylık işlemleri gerçekleşecek ve bu nedenle de aslında çok sıcak bir gündem var. Çok sıcak şu anda kulisler var Galatasaray'da. İki ismin, iki ismin adaylıkları belli gibi gözüküyor. Metin Öztürk geçtiğimiz seçimde de adaylığını koymuş. Burak Elmas'la bir başkanlık yarışına girmişti. Kendisi A -Spor ekranlarında ilk olarak pazar günü öğle saatlerinde yeniden başkan adayı olduğunu kendi ekibiyle birlikte bir önceki seçimde birlikte hareket ettiği ekiple birlikte yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Bir diğer isim Eşref Hamamcıoğlu yine bir önceki seçimdeki adaylardan bir tanesiydi ki kendisi 40 oyla sadece seçimi kaybetmişti. Aslında doğal adaylardan bir tanesi olarak gözüküyordu zaten herhangi bir seçim takviminin oluşması durumunda. Henüz resmi olarak açıklamamakla birlikte Eşref Bey de listesiyle birlikte ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Listesini tamamladıktan sonra divan başkanlığına sunacak ve ikinci başkan adayı da kendisi olacak tabi camianın önde gelen isimleri eski başkanlar çok fazla ismi geçen isim var bunların başında Dursun Özbek geliyor Galatasaray'da 36. dönemin başkanlığını yürüten isim ve yeniden başkan adaylığı için başkanlık için sıcak bir şekilde ismi geçen isimlerden bir tanesi olarak değerlendiriliyor hemen Dursun Özbek ile ilgili sıcak bilgiyi paylaşalım kendisinin şu an itibariyle en azından bugün bu saat itibariyle bir adaylık düşüncesi yok dün öğle saatlerinde Özel bir etkinlikte Galatasaray'ın önde gelen isimleriyle bir görüşme gerçekleştirdi Dursun Özbek. Burada kendisine adaylıkla ilgili düşüncesi soruldu. Hatta aslında bu mali kongre öncesinde de olası bir seçim takvimi için Dursun Özbek zaman zaman nabzı yoklanan isimlerden bir tanesiydi. Ve süreç boyunca da adaylıkla ilgili düşüncesi olmadığını tekraren ifade etti. Dün de yine bu ifadeleri tekrarladığı bilgisi var elimizde. Ama camia içerisinden Dursun Özbey e adaylık konusunda bir baskı hala var kendisinin ikna edilmesi konusunda bir çabanın olduğunu söyleyelim. Bir diğer önemli isim, bir diğer belki taraftar camiayı heyecanlandıracak isim Ünal Aysal. Yine Galatasaray'ın eski başkanı, 34. Başkan Ünal Aysal. Kendisinin de adaylık için ikna edilme yönünde bir takım çalışmalara muhatap olduğunu söyleyelim. Henüz kararını vermiş değil. Bu hafta içinde camianın önde gelen isimleriyle, camianın önemli temsilcileriyle bir takım görüşmeleri var Ünal Aysal'ın. Bir randevu trafiği olacak ve sonrasında kendisi de adaylıkla ilgili kararını verecek. Dediğimiz gibi tabi bu kısa bir takvim, kısa bir süreç 8 Nisan saat 17'ye kadar olası adaylar. Bugün itibariyle elimizde iki aday var. Metin Öztürk ve Eşref Amamcıoğlu'ndan bahsediyoruz ama adaylığını açıklayacak isimlerinde listelerini 44 kişilik yönetim kurulu, denetim kurulu, sicil ve disiplin kurulunu içeren listelerini divan başkanlığına sunmaları gerekecek. Onun dışında aslında Mali Genel Kurulda çok fazla üstünde durulmayan konulardan bir tanesi. idari ibra tabii ki en önemli manşetti, en büyük gündem maddesiydi ama genel kurul yaklaşık 24 saat kadar devam etti. Cumartesi sabah saat 10'da başlamıştı. Pazar günü saat 10'u geçmişti oradaki tüm oylamalar tamamlandığında ve yapılan son oylamada 2022-2023 sezonunun bütçesiyle alakalıydı. Bu şu anda dikkat çeken ve aslında hem mevcut yönetimi görev süresi bitene kadar seçim takvimi başlayana kadar hem de bundan sonra göreve gelecek yönetimi bağlayan konulardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Çünkü bütçe oylamasında bir red oyu çıktı. Şu anda yönetimin bütçe konusunda para harcama konusunda herhangi bir yetkisi yok. Genel kuruldan herhangi bir yetki alınmış değil. Fakat Galatasaray'ın tüzüğünde bununla ilgili özel bir madde var. Olası ekstra durumlarda, olası geçiş süreçlerinde geçtiğimiz sezonki bütçenin, geçtiğimiz sezon onaya sunulan bütçenin 12'de 1'i e oranında bir harcama yapılabiliyor. Bu geçiş sürecinde kullanılacak olan rakam. Sonrasında ise yeni seçilecek yönetimin kısa süre içerisinde yeniden bir mali genel kurul toplaması gerekecek gibi gözüküyor. Yeniden genel kuruldan bir yetki alınması gerekecek harcama için. Ve bu da aslında hem bugünkü yönetimin son günlerinde hem de yeni gelecek yönetimin hemen mazbatasını aldıktan sonra önemli mesailerinden bir tanesi olacak gibi gözüküyor diyebiliriz Sinem. Emre Kaplan'a teşekkür edelim.